TRT'nin başarılı dizisi Gönül Dağı'nı izleyen herkesin acaba böyle bir adam var mıdır diye merak ettiği, elikle kulübesine güneş taşıyan adam gerçekte bir olaydan uyarlanmış, yaşanmış ibretlik bir hadisedir. Bu hikayeyi dizide çok iyi işlemektedirler. 1800'lü yıllar Osmanlı'nın Bulgaristan'da hakimiyetini sürdürdüğü son dönemlerdi. O dönem Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde yaşayan bir aile vardır. Dizide geçen elekle güneş toplayan adamın gerçek hikayesi burada yaşanmıştır. Mehmet ve Fatma Tırnova şehrinin köyünde çiftlik yapan Müslüman bir ailedir. Evliliklerinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen çocukları olmamıştır. Mehmet ve Fatma birbirlerini o kadar çok sevmişlerdir ki hikayelerde anlatılan aşklar bu ikisi için basit kalabilecek seviyededir. Fakat Fatma'nın o dönem çaresi olmayan bir hastalığı olması bu büyük aşkı gölgelemiş. Mehmet ile Fatma'nın sevgilerini doya doya yaşamalarına fırsat vermemiştir. Ama hikayelere konu olabilecek aşkın doğmasına fırsat olmuştur da. Olay dizide geçtiği gibidir. Birbirlerini seven Mehmet ve Fatma'nın imtihanı büyük olacaktır. Fatma, evliliklerinin 10. yılında hastalığı sebebiyle iki gözünü de kaybeder. Mehmet, onun gözlerini açabilmek için her yolu dener. Elinde ne var ne yok satar, uğurda harcar. Gitmediği doktor, şifacı kalmamıştır ama olumlu bir sonuç da alamazlar. Mehmet ellerinde avuçlarında olan her şeyi satıp o dönem Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'a büyük hekimlere götürmek için düşerler yollara. Mehmet İstanbul'un hekimlerinin karısının gözlerini açacağı umuduyla yola çıkar ama başına geleceklerden de habersizdir. Mehmet ve Fatma'nın İstanbul yolculuğu bir yıl sürer. Gitmedikleri doktor, uygulamadıkları bitkisel ilaç bırakmazlar. Ellerinde, avuçlarında olanı tüketince gerisin geriye memleketleri Tırnova'ya dönmeye karar verirler. O dönemin şartlarında yolculuk zordur. İstanbul-Tırnova arası yaklaşık 500 kilometredir. Yola çıktıklarından kısa bir süre sonra Fatma'nın rahatsızlığı iyice artar. Artık onun için yaşadığı acılar da dayanılmaz hal almaya başlamıştır. Fatma yolculuğun sonuna doğru çok sevdiği eşi Mehmet'in kolları arasında hayatını gözlerine yumar. Adam için o an her şey sona ermiştir. Eşine tekrar güneş gösteremediği, o güzel gözlerine bakamadığı için suçlu hisseder kendisini. Mehmet ve Fatma'nın beraber yolculuk yaptığı kafile, Tırnova'ya yakın bir yerde vefat eden Fatma'yı öldüğü yerde kabre koyarlar. Aslında Fatma ile Mehmet de kabre konulmuştur. Kafile tüm uğraşlara rağmen Mehmet'i kabrin başından ayıramaz. Mehmet'i kabrin başında bırakıp yollarına devam ederler. Mehmet eşi Fatma'nın kabrinin yanına bir kabir daha kazar ve o kabirde yatmaya başlar. Eşinin ölümünden sonra onun için artık hayat bitmiştir. Bir süre sonra taşlardan ve ağaç parçalarından bir baraka yapar ve orada yaşamaya başlar. İşte Gönül Dağı dizisine konu olan bölüm bundan sonra başlar. Bir gün bir yolcu grubu şehre uğrar. Uzaklardan gelen bu yolcu grubu yolda gördükleri bir olayı anlattıklarında herkes şok olur. Yolcu grubunun anlattığı adam hasta karısıyla birlikte yıllar önce şehirden ayrılan adamdır. Şehirden hemen birkaç atlı tarif edilen yere giderler. Gittiklerinde de gerçekten o adamı görürler ve uzaktan adamı izlemeye başlarlar. Adam elinde bir elekle yıkık dökük bir kulübeye güneş taşımaya çalışmaktadır. Adamı kısa bir süre izleyen ekip adamın yanına giderler. Ama adam hiçbirisini tanımaz. Adam için her şey silinmiştir. Kulübenin içine baktıklarında biri dolu, diğeri boş iki mezar görürler. Boş olan mezarı kendisi için hazırladığı her halinden bellidir. Adamı şehre dönmek için ikna etmeye çalışsalar da adam dönmeyi kabul etmez. Ben eşime güneş taşıyorum sözünden başka hiçbir şey söylemez. Gelenlere göre adam delirmiştir. Ama adamın tüm dünya hırkalarını çıkarıp derviş olduğunu kimse düşünmez. Meczup adamın köylüleri elleri boş geri dönerler
Ancak aralarında da karar verirler. Her hafta bir kişi bu adama azık götürecektir. Bu sayede her hafta adama bir kişi yemek götürmeye başlar. Adam azığı getiren herkese tek bir soru sorar. Bu azığı kim gönderdi? Karşısındaki, yani azığı getiren Ali, Ahmet gibi isimler söylerse bu azığı kabul etmez, geri gönderir. Bir gün adamın azığını köyün imamı götürür ve o gün adamla alakalı tüm gerçekler ortaya çıkar. İmam efendi adamın yanına vardığında adam yine elekle güneş toplamaktadır. Selam verir ve azık getirdiğini söyler. Meczup adam diğerlerine sorduğu soruyu bu sefer de imama sorar ve bu azığı kim gönderdi der. İmam efendi Allah senin, benim, daha her şeyi sahibi olan Allah gönderdi der. Adam ancak şimdi kabul eder azığı. İmam da şehre döndüğünde yaşadıklarını tüm ahaliye olduğu gibi anlatır. Adama hayır daha gideceklerinde verdiği cevap da artık bellidir. Ama insanların gözünde artık o bir deli değil, derviştir. Bir süre bu şekilde devam eder ve şehirden her hafta bir kişi meczup adama azık götürür. Sıra yine imama geldiğinde imam azığını alır ve yola koyulur. Kulübeye geldiğinde kalburla güneş taşıyan adam kulübenin önünde yoktur. Çevreye bakar ve dervişi bulamaz ve kulübeye girer. Hani kulübenin içinde biri boş, diğeri dolu iki kabir vardı ya, artık o boş kabir de doludur. Derviş ruhunu hakka teslim etmiş. Çok sevdiğine kavuşmuştu. Ama dervişi kim mezara koymuştu bulamazlar. Bu hikayeyi gönül dağı için uyarlayarak işlenmektedir. Bu hikayeden birçok metaforlar çıkarılabilir. En güzeli ise dünya malı biriktirmemiz gösterilebilir. Elek ile güneşi içeri taşımamız bizim olmayan malı, bizim olmayan hayatın içine taşımaya çalışmamız gösterilebilir. Siz de yorumlarda çıkardığınız anlamları yazın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.